Muhalefetteki değişimi konuşuyoruz. Yani şimdi muhalefet değişirse ne yazar? Yeri, adam yeri buldu, oturdu. Artık şu bu parti bence artık yazıyor mu yani? Fayda bir şey fayda etmez. Adamlar şu anda yerinde rahat rahat Türkiye'ye itiyor. İnsanları da götürüyor. Kuzu gibi. Muhalefet eksikliği var mı, hissediyor musunuz? Yok değil mi? Siz biliyorsunuz yok zaten. Bir az ve çoğu var mı? Lider değişimi çözüm olur mu? Yok, bizim beynimiz, düşüncemiz buysa hiçbir lider değişmez. Çünkü bizim beynimizde iyileşmiş artık. Biz mesela CHP diyelim. Yarın bir gün iftira atarız, CHP bize ne yapmış diyeceğiz. Ya da işte şimdi AKP bize iyi yapıyor. Allah razı olsun. Baba AKP, Erdoğan. Daha biz ne kadar sana oy verse bizler. Sen zamları 10 kat yap, halal olsun sana. Çünkü müstakil hakkız bizim halkımız. Doğru diyorum. Biz verdik. Biz şimdi kıvranıyoruz, kavuruyoruz yağ gibi. Ondan sonra biz kime şikayet edeceğiz? Kime gideceğiz? Biz kendimizden şikayet edeceğiz. Biz verdik, biz kendimizden şikayet edeceğiz. Yok. Pişman oluyor musunuz? Ya pişman. Aç kalırsa tabii ki açız ya, pişmanız. Açız. Aç olmasaydı belki derdik. Şükürler olsun. Şükür. Şükre alışmışız. Yoklukta da şükür ediyoruz. Varlıkta da şükür ediyoruz. Ama alışmışız biz. Köleliği, yokluğu, tesbih olmayı, her şeye biz alışmışız. Dedelerimiz kabul etmiş, bizi de öyle alıştırmış. Biz, sistem değişmez. Mevcut hükümetin şu anda sizce iyileştirici adımları olur mu? Size umut vaat ediyor mu? Benim şahsen hiçbir umudum yok. Ne gençler işi, gençler adına da konuşuyorum. Bundan sonra gençler kesinlikle yaşaması çok az, okuması da çok azaldı. Çünkü ekonomik sıkıntıda okuyamaz. Rahat bir şekilde yaşayamazlar. Para olmayınca, araç garaj olmayınca nasıl yaşayacaklar? Zindan. Gerçekten hayat zindan. Biz iyi kötü yaşımız geçirdik değil mi? Yokluğuyla, varlığıyla. Biz o eski yokluğu da şimdiki varlığı da bir kat üstü. Memnunum. O zaman memnunduk, şimdi memnun değiliz. Şimdi gençler yurt dışına gitmek istiyor. Bir erken seçim olur mu yurt, sizce? Bence gençler, bak bu bir ana olarak ben söylüyorum. Eğer ben Mardin'de göç edip de İstanbul'a kadar geldim, 50-60 yıldır buradayım. Oğlum benim gibi keriz olmayın. Siz gidin öbür tarafta. En az orada insan hakları var. Çöpçülük yapın, temizlik yapın. Yurt dışına gidin. Hakkınızı alabileceksiniz. Hakkınızı alacaklar. En az onları sömürmeyecekler orada. Evet, hani diyor ki gavur memleketi. Gavur senin hakkı yemez. Asıl hakkı yiyen benim gibi Müslümanlar. Müslüman hakkı yer. Müslüman çiner. Müslüman Müslümanı sömürüyor. Oradan gelen gurbetçilerimiz de oralardan şikayet ediyorlar. Oradan gelenler zaten mardolar demet demet getiriyorlar burada. Kev çatlatıyor. Türkiye'de de 4 mevsim. Türkiye güzeldi. Orada dolar geldi mi, adam harcadı mı? Paşa gibi harcıyor gidiyor. Ama biz oraya gidiyoruz. Yokluktan tabii ki çöpçü de oluruz, temizlikçi de oluruz. Hani yeter ki maaşımız versin. Gün güne yıl yıla geçinelim. Şimdiki gençler o duruma girecek. Avrupa'ya giderse de. Avrupa onları meclise götürmezler. Çöpçü, temizlik, mutfakta, ondan sonra ne? Lokantacılarda. Ona da şükür etsinler, gitsinler. Yani onu da eğer yurt dışı, o işi de bizim Türkiye'nin gençlere verirse yurt dışında. Ne mutlu bize. Onu da, o da çok iyi. Çünkü biz mark dolar oraya götürmüyoruz. Biz oraya ekmek, dert geçirmeye gidiyoruz. Ama oraya gelen mark dolar getiriyorlar. Haklıyım, haksız mıyım? Hükümetten umudunuz yok. Asla. Aha. Yok. Muhalefet değişirse bir erken seçim olur mu? Muhalefet değişirse de öbür parti korkuda adam. Zaten bütçede bir şey kalmamış. Türkiye 0-0. Adam gelecek, bundan sonra pişman olacak. Yani bir şey kalmamış. Yani yeni parti mesela diyelim ki misal Erdoğan gitti mi Ahmet gelecek, Veli gelecek. Ama Veli hiç kimse bir şey kalmamış ki adam. Neye gösterecek gençlere? Ne imkan yaratacak gençlere? Yok. Ben sadece değil. Ben sadece binlerce benim gibi analar evlat için düşünüyor. Evladımı nasıl okutacağım? Nasıl büyüteceğim? Nasıl eğiteceğim? Çünkü ahlakım bozuk ya, hani yokluktan. Yokluk çekiyorum. Ahlak da yerinde değil. Ben çocuğu nasıl yetiştireceğim? O sinir içinde çocuk yetişmez ki. Neden böyle oldu? Dağılır gider. Aile dağılıyor. Bak aile gittikçe dağılıyor. Düşünün ya, 4 oda bir salon bize yetmezdi eskiden. Şimdi 1+1 inşa ediyorlar. Niye 1+1 inşa ediyorlar?
Neden? Ekonomik çökmüş, nüfus artık azalmış, insanlar güvenmiyor. Siz gençler güveniyorsunuz 4 tane çocuk doğurmaya. İşte mesele bu. Mesele bu. Biz iyi kötü gene 4 çocuk doğurduk, iyi kötü büyüttük, okuttuk. Eğitim, üretimle, kendi beyince eğitimle büyüttük. Ama bundan sonra siz vay halinize kızım. Niye böyle oldu Türkiye? Niye işte neden? Çarçurlar, yamyamlar, oradan buradan götürenler. O orada götürdü, o orada çekti, o orada bütçenin, Türkiye'si bütçesi sıfıra geldi. Bazı vatandaşlar çok memnun halinden, ekonomi çok iyi diyorlar. Onları doları dışarıdan geliyor, onları geliri dışarıdan geliyorlar. Emekli maaşı alıyorum, yetiyor bana diyorlar. Öyle diyorlar, öyle diyorlar. Evet. Ya, emekli maaşıyla geçiniyorum diyorlar. Siz inanıyorsunuz. Geçiniyorum diyor vatandaş. Utanıyor ya, hiç yokluk bir... Ay utanmaktan söylüyorlar diyorlar ben açayım. Hani mesela ben açım şimdi diyelim. Utanıyorum sana diyeceğim kızım valla karnım açlıktan ölüyorum. Utanıyorum ya. Ben diyorum ben tokum şimdi yedim içtim. Kebap pirinç falan bilmem pilav. Yani öyle deyip de geçiyorum. Goya sözde ben böyleyim ha. Bizim Türk halkı açlıkta kul baba. Paşa ben aga ben oğlum sen aç pasar paşasın aç paşasın ha. Doğru mu yalan? Devlete şükür mü var bizim? Bizde? Devlete şükür mü ediyor vatandaş? Ay. Şükürcülük mü var? Şükür edenler gitsinler artık hizmet yapsınlar. Bir şey demiyorum. Ben şükür etmiyorum. Ben sadece Allah'a şükür ediyorum. Hiç sisteme de, yeni ekonomiye de, yokluğa da hiçbir şey şükür etmiyorum. Sadece bir Allah'a şükür ediyorum. Şükürler olsa Allah var. Biz yokuz. Allah var. Bu kadar. Teşekkür ederim. Yalan mı? Oğlum yayınla. Ben Mardinliyim. İnsan hakları savunan insanım. Hiçbir zaman hakareti de kabul etmiyorum. Eğer açsa diyorum ben açım. Yalan mı oğlum? Yalan mı yavrum yani? Yalandan değil. Buna bakmayın. Biz burada çöpten de alabiliriz. Bu nedir ki? Diyecekler telefonu var kadın elinde. Lan plastik plastik maket maket ha. Biz işte hava atıyoruz ha. Elimizde telefon var. Bu işte hava. Biz Türkiye'deki halk var ya havamız yüksek karnımız aç. Aç, 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 aç. Teşekkür ederim. Açlık daha gelecek, merak etmeyin. Hadi size Allah'a emanet. Türkiye'deki muhalefette olan değişimi konuşuyor. Sizce nasıl bir değişim? Abla herkes yalancı. Tek doğru Türkiye. Hepsini boş ver. Siyasetçiler mi yalancı? Hepsi yalancı abla. Alayı yalancı. Vatandaşlar da. Biz de yalancıyız abla. Herkes yalancı. Aynen. Tek doğru Türkiye'dir. Başka biz de yalanız. Belki ben de satacağım. Kimseye güvenmiyorum. Türkiye'nin doğruluğu nasıl bir doğruluk sence? Türkiye'nin doğruluğu eskide kaldı abla. Şimdi sen mesela Afgan mısın, Suriyeli mi onu bile bilmiyorum şu an. Doğru mu? Sen nerelisin? Ben Türk'üm Allah'a şükür yani. Öyle düşünüyorum. Türk'ümdür büyük ihtimal. Bir tek abla şu Suriyeliler gitsin de ekonomi zaten hep kötü. Onlar gitsin de mi dayı düşünürüz yani. Diğerini... Bir mülteciler mi sorun sence? Şu an garanti sorunu o abla. Garanti. Çünkü neden biliyor musun? Mülteci sorunu olduğu için sağlık da sorun. Şimdi sağlık sorunu olmadığı zaman ekonomi falan bir şekilde düzelir de. Mülteci falan çok sıkıntı yani.